Emekli maaşlarına seyyanen zam. İşte yeni maaş sistemi. Yeni yıl itibarıyla maaşları artacak olan SSK ve Bağkur emeklilerinin gözü Ocak zammında. Merkez Bankası'nın tahminine göre SSK ve Bağkur emeklilerinin Ocak artışı %13.12 olacak. Peki emekliye seyyanen zam yapılacak mı? İşte detaylar. SSK, SGK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımız maaşlarına yapılacak olan seyyanen zam oranlarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda seyyanen zam ile 3 ayrı formülle emekli maaşlarındaki dengesizliklerin giderilmesi hedefleniyor. Türkiye Emekliler Derneği hesaplamada yeni bir sistem önerisi sundu. TÜFE sisteminin bırakılmasını, 6 aylık zamların seyyanen yapılması gerektiğini belirtti. Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. SSK ve Bağkurluların gözü Ocak zammında. Merkez Bankası'nın tahminine göre SSK ve Bağkur emeklilerinin Ocak artışı %13.12 olacak. Eğer bu tahmin gerçekleşirse en düşük maaş esnaf emeklilerinde 1533 liradan 1735 liraya, Bağkur tarım emeklilerinde de 1079 liradan 1221 liraya çıkacak. Emeklilerden seyyanen zam talebi. Üyelerinden aldıkları güçle emeklilerin sorun ve taleplerini dile getirdiklerini aktaran Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün şöyle konuştu. Sorunlarımızın çözülmesi ve taleplerimizin karşılanması bu ülkeye yıllarca emek vermiş biz emeklileri bir hayli mutlu ediyor. Bir önceki yıl banka promosyonu almanın mutluluğuyla kutladığımız emekliler günümüzü geçen yıl bayram ikramiyesi almanın keyfiyle kutlamıştık. Emeklilerimizin çözüm bekleyen sorunları var ama atılan olumlu adımları da dile getirmemiz gerekiyor. Dernek olarak yıllarca mücadelesini verdiğimiz banka promosyonu ve bayram ikramiyesinin emeklilerimiz için birer kazanıma dönüşmesinin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Her gün 2000 yılı sonrası emekli olanların intibaklarının yapılması ve tüm emeklilerin sağlık katkı paylarından muaf tutulmasının ve ek ödeme oranlarının artırılmasının başlıca talepleri olduğunu dile getirdi. Enflasyona bağlı olarak emekli aylıklarına yapılan yüzdelik zamların yetersiz olduğuna değinen Ergün şunları kaydetti. Maalesef açıklanan enflasyon rakamı ile sokağın enflasyonu arasında farkın olduğunu düşünüyoruz. Toplumun en düşük gelire sahip kesimini oluşturan emekliler bu farkı her gün çarşıda, pazarda hissediyor. TÜFE hesaplamasında emeklilerin harcamalarının temsil yüzdesi düşük kalıyor. Bu durum emekli aylıklarının erimesine neden oluyor. Aylıklardaki kayıpların telafisi için emekliler olarak hükümetten seyyanen zam talep ediyoruz. Bu talebimiz sağlanırsa milyonlarca emekli enflasyona ezdirilmemiş olur. Bu zam yıllarca bu ülke için alın teri dökmüş bizlere emekliler günü hediyesi olur. Hem zam hem fark geliyor. Emekli ve kamu personelinin ödenen maaşlar içinde 2020 bütçesinden önemli oranda artış gerçekleştirildi. Buna göre emekliler için ayrılan kaynağa %13.92 oranında artışla 44.7 milyar lira eklenip 365.9 milyar liraya çıkartıldı. Bu artış yeni emeklilerle birlikte Ocak ve Temmuz'daki zamlar ile ikramiyeleri de içeriyor. YEP rakamlarına göre artışın %6.65 olacağı tahmin ediliyor. Kamu personeli giderlerindeki artış %13.42 olurken eklenen kaynak 39.5 milyar liraya çıktı. Emekli ve kamu personelinin toplam giderleri bütçede 699.8 milyar liraya çıkartıldı. Kamu personeli ve memur emeklisine Ocak'ta yapılacak %4 zamma ilaveten 1.65'lik fark da ödenecek.